Bu turnuvanın son iki maçlıkta nasıl ki burada aylarca övdüysek turnuva öncesi Fransa maçı özü geldiği zaman o kenetlenmeyi burada eğer bir... Milli takımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Gareth Bale'ın attığı pası maç içinde üçüncü kez attı diyoruz ya. Abi Gareth Bale maç içinde üçüncü kez atmış olabilir. İsviçre maçında en az beş kere yaptı aynı işi. Yani hiç mi bakmadık yahu? Tekrarlıyorum, maç içerisinde üçüncü kere Gareth Bale'ın topu atıp bize asist yapması haber değil. Öteki tarafta beş kere yapıp biz ondan ders alıp çalışmadığımız haber. Kimle? Türk duvarıyla. Kaan, Ozan, Mirih, Çağlar. İşte ondan dolayı oluyor. Neyse, milli takımla ilgili hakikaten fazla konuşmayayım. Onu sonra şu her şey bitsin de. Her şey bitsin de. Ben Peki. inşallah gideceğim. Allah nasip ederse cumartesi günü. İnşallah oradan güzel haberlerle İnşallah. buluşuruz. Bir de en iyi üçüncü olma En iyi 4 üçüncü arasına dört girebilecek miyiz üçüncü acaba? ha. Kaç gol atmamız lazım? Dört takım olacak. Eksi beşle başlıyorsun abi, selametle yani. O arada geçmişte maçı önemli. İşte yani Bir de o her maç 3-1, 2-1 kolay falan değil. bitiyor. Şey, böyle fark yiyen de yok bizim gibi yani. İtalya'dan bizi 3 yedikten sonra bir şey söylemiştim. Bu İtalya kalan iki rakibine de 3 gol atar demiştim. Ben şimdi diğerinin için de Bir 3 puanı var bekliyorum. İsviçre'nin şu anda. Oraya da bir 3 yazıyorum ben. İtalya yani bu futboluyla her yere 3 atar abi. Şu Öyle mi diyorsun? anda Hollanda, Avusturya mı Tık tık oynuyor? tık abi. Tık tık tık. Ayağı paslarla, sistemle, soğukkanlı. Yani Mancini'yi kutluyorum. Çok iyi bir takım yapmış. Eforu öyle güzel sarf ediyorlar ki boş koşu yok. Hiç boş koşu yok. Hollanda 1-0 önde Avusturya karşısında. Avusturya ilk maçı ne yapmıştı? Kaybetti galiba. Yok, kazandı. Onlar da kazandı abi. 3-1, 3-1 kazandı. Üç, tabii kazandı. Arnavutovic gol attı, ceza aldı falan. Makedonya'yı yendiler Abi değil mi? eyvah Doğru. eyvah. Makedonya bir de kaybederken gol atıyor abi. Makedonya iki maç kaybetti. Hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsa iki tane gol attı sen. Asistin yok. Ben Dolayısıyla golün bir yok. galibiyete razıyım. Sonra üçüncülüğü falan diye bir galibiyete ihtiyacımız var. Buradan yani en iyi ikinci çıkarız dediğimiz yerde bu şekilde olması lazım. Peki. Biraz Trabzon'u konuşacağız. Yani Trabzon'u mutlaka konuşalım dediniz ikiniz de. Alırım ben Beklenenler elime yani. baltayı. Tamam, sen de. Hiç kimse kusura bakmayacak. 30 yaşında Kasımpaşa'dan 450 bin euro garanti ücret, maç başları beraber toplam 900 bin euroya varan kontratı alan Koita'ya 3 yıllık neredeyse 4 milyon euro yakın bir kontrat kimse yapamayacak. Yapamaz. Trabzonspor değil, kralı yapamaz bunu. Yani gramla yiyorsun, dirhemle gramla yediklerini sarf ediyorsun. Tekrarlıyorum. Trabzonspor değil. Kralı bunu yapamaz. Ne yapıyoruz ya? Koyta kimmiş? Koyta değerli bir oyuncu. Koyta'ya bu paralar verilemez. Kimse kusura bakmasın. Bunun adı bugüne kadar gelinen ekonomik olarak biz işte Trabzonspor'u şey yapıyoruz. Kolluyoruz, koruyoruz. Ne yapıyoruz ya? Gervinho, Koyta, Sabek. Şeyi geçtim. Yani Hamşik bu değerlendirmenin dışında. Hamşik şey gibi değil mi? Snyder gibi. Geçtim. O Hamşik'in parasını konuşmam. eksklusif transfer. Hamşik'i at dışarı. Hamşik şey çünkü dediğin gibi. Kral dairesi. Evet. Orası kral dairesi. Ama Gervinho. Dön. Bruno Pere. Sağbek ve burası. Ne yapıyoruz ya? 10-12 milyon euro maliyet. Şimdi bir arkadaşımız Twitter'dan takip ediyorum. 10-12 milyon euro değil ya. 3'ü 5,5 milyon euro. Bir daha söylüyorum. 10-12 milyon euro. Yok yok değil. Baba. 3'ü 5,5 abi. Bütün kontrata bakarım ben. Totale Hiçbir bak, totale mi yabancı bakıyorsun? oyuncu, hiçbir kulübümüzde artık yerlilerde tek TL'sini bırakmıyor. Hemen söylüyorum. O bir Söyle bir dakika daha. kaç bir dakika Ercan da bakıyor sen kaç? Koyta hariç. Bir dakika. Dur. 3 transfer yıllık 6 milyon TL'ye geliyormuş. TL. TL dedin değil mi? Ne TL'si ya? Euro. Alay mı ediyorsun? TL ne TL'si? 6 milyon euro yıllık 3'ü. Üçünün yıllık 6 milyon eurosunu çarpsana. Çarp. Ha, 60 TL. milyon euro 3 oyuncu, 60 milyon TL 3 oyuncudan Tabii bahsediyoruz. tabii tabii. TL de öyle. Doğru söylüyorsun. 60. Ama şimdi gidenlere baktığın zaman yine bu rakamlardaydı. Kimler? Trabzonspor şimdi 1,2 mi? Koyta'nın yıllık Abiciğim aldığı. otur bak. Oturursun Trondsen'e parayı verirsin. Sakatlandı anlarım. Oturursun başka değerli ve genç oyunculara para verirsin. Oturursun Abdülkadir Ömür'ün maaşını yükseltirsin. Anlarım. Koyta ya. Ekuban var. Ekuban Vakeme var. Vakame var.
Gervinho'yu sıkıştın mı öne atar mısın? 9 oynatır mısın? O, tabii. Ekuban'ı sattılar galiba. Ben onu diyecektim. Ekuban tam varla yok arası yani. Satacak. Gitti gibi, gidecek gibi. Koyta transferi Trabzonspor'un bütçesinin çok ötesindedir. Ekonomik olarak son derece yanlış bir transferdir. Yapanların eline sağlık falan değil. Bak aynı şeyi daha pahalı Hamşik için söylüyorum. Hamşik'in 2 yılı 4.4 yazıyor. Ağzımı açıyor muyum Hamşik'le ilgili? Açamam. Snyder gibi. Snyder pahalıydı karşılığını verdi. Drogba pahalıydı yani karşılığı verir gibi oldu. Abi yani hakikaten yani bunun alt tarafı Koyta ya. Özür dilerim yani. Ligi, şimdi Koyta çıkar 20 gol atar ben bu laflarımı yemem. Özür dilemem. Koyta çünkü Trabzonspor'a bu maliyetleri çıkartacak kalitede, kapasitede Trabzonspor'a yararlı olacak bir oyuncu değildir. 500 bin euro ama makuldür. 750 bin tamamdır. Hadi 750 yap. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte 500-750 dediğiniz zaman tamam da orada bonservisiz geliyor. İmza parası vesaire bunun ne var bunun içinde yani? Ya imza parası o, saçmalığı nedir zaten? Saçmalık diye bir şey yok abi. Dünyada bu artık. Bu böyle bunu saçmalık dediğimiz zaman saçmalık. Hep aklıma rahmetli Özcan Canaydın geliyor. Bu bonusma kanunu çıktığı zaman dedi ki bu Türkiye'nin de dünyanın da başına bela olacak dedi. Yani bu imza parası olayı çıktı. Bu Türkiye'nin de dünyanın da başına bela olacak demişti. Yıl 2002'ydi zannedersem. Bunu Özcan Canaydın söylediği zaman. FIFA onunla ilgili bir düzenleme, bir çalışma içerisinde diye duydu. Çok geç kalındı. İşte o zaman da burada şunu söyleseydi bana. Kasımpaşa'ya 2 milyon euro verdi. Koyti'ye 1.2 verdi. O zaman derdim ki abi doğru söylüyorsun. Ama şimdi 227 milyon 636 bin 460 lira Soccer Time isimli sayfanın yaptığı hesaptır. Vergi, prim, menajer ücretleri hariç 227.5 milyon lira Trabzonspor'un şu anda maaş bütçesi var. Ve bundan da en büyük manevi baskıyı görecek insan da Abdullah Avcı'dır. Ben Ahmet Ağoğlu'yum. Sana bütün malzemeyi verdim. Yemeği yapamazsan orası Trabzon bu sene seyirci var. Adamın aklını alır Trabzon seyircisi. Koyta bu ligi biliyor olması. Baba pahalı. Sağ, pahalı. Sol, pahalı forvet. Tartışmayalım. Pahalı. Pahalı nokta. Pahalı. Koyta pahalı. Bu paralara Koyta alınamaz. Koyta bu paralara alınamaz. Gibi bir, son 2 dakika. Koyta gibi bir oyuncuyu dışarıdan getirmeye kalksan. Kendin yetiştirmeye kalksan. Oynatmaya çalışsan. Ya bunun sonu yok ki. Koyta'ya niye bu para veriliyor? Koyta'ya niye bu para veriliyor? Bak tekrarlıyorum. 25 gol atsın. Trabzon'u şampiyon yapsın. Bu değişmez. Pahalı çünkü. Ha bak Serdar Dursun mesela. Onun için bir şey söylemedi. Şimdi yani. Bilmiyoruz rakamı da. Serdar Dursun herhalde 1 milyon euro vermiyorlardır yani. O da o civarı. Kaldı ki onun bir apoleti var. Aynen. Koyta'nın bu sene kaç dakika oynamıştı? Ya bir şey söyleyeceğim var? Ya. Kaç dakika oynadı Koyta? Bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi Beşiktaş'ta Kenan Karaman transferi büyük ihtimalle bitti. Ben biraz önce bence büyük ihtimalle bitti. Sergen Hoca'nın onayı var yok orayı bir kenara bırakıyorum. Kaç paraya imza atacak? Sercan en son imzasında bağlantısında söyledi. Pazarlıkta son noktaya gelindi. 1.1 ile 1.1. Kenan Karaman'la arasındaki tek Türk farkı oluşmuş. Kenan Karaman'ı benim mesela hiç beğendiğim bir oyuncu değil. Koyta en azından bilinen bu ligi biliyor. Evet tek şeyi yabancı. Kenan Karaman için ne diyorsun? Eğer 1.1 ya da 1 imza atması halinde. Aralarında 4 yaş fark var. 1 dakika. Yani burada el eleştiriyorsak. 4 biraz... yaş fark var diyorum aralarında. Koyta daha büyük. Abi büyükse tecrübe var zaten. Burak 36 yaşında. Şu anda Galatasaray'la konuşuyoruz. Kaç paraya gelecek Burak gelirse biliyor musun? Yıllık en az 2,5. Tekrar 2,5 yani o bu civarlarda. Galatasaray onu versin elime alacağım bayrağı görürsün benim. Bak Galatasaray Burak'a o paraları versin elime alacağım bayrağı görürsün. Bayrağı şimdiden al. Bayrağı hazırla şimdiden. İstihbarat size ait. Bayrağı şimdiden eline al. İki başkan adayı diyorum. Onu daha sonra zaten Metin Bey açıkladı. 2,2. Ben bak o zaman son diyeceğim en başta söyleyeyim ve bitirelim. Demek ki Burak Yılmaz Lille'de Şampiyonlar Ligi oynama vizyonunu Galatasaray'daki 2,5 milyon euroya tercih ediyor öyle mi? Ona mı? Futbolu Galatasaraylı olarak bırakmaya mı? Burası Burak Galatasaraylı mı? Galatasaraylı. Emin misin? Galatasaraylı. Peki. Hiç kendine sordun mu? Ben Galatasaraylı biliyorum. Peki. Ben Beşiktaşlı olduğunu biliyorum. Ben de Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ben Burak'ın Beşiktaşlı olduğunu biliyorum. Ben de Galatasaraylı olduğunu Beşiktaşlı biliyorum. Beşiktaşlı diyorum. Ben de Galatasaraylı olduğunu biliyorum.